İşte bu başörtüsü yasağı, avukatlara dönük başörtüsü yasağı ile alakalı bizler fiiliyatta epey bir mücadele verdik. Ben daha sonra İSKİ'den 2002 yılında istifa ettim. Serbest avukat olarak başı açık bir meslektaşımla çalıştım. Duruşmalara o giriyordu. Ben iş takibi yapmaya çalışıyordum. Bu noktada bir taraftan siyaset yaptım. Ve yasal olarak da haklarımızın iadesi için ben 2009 yılında bir dava açtım Danıştay'da. Avukatların duruşmalara başörtülü olarak girebilmesi ve başörtülü olarak mesleklerini ifa edebilmeleri için bu davayı da 2013 yılında kazandım. 2013 yılında davayı kazandıktan sonra tüm Türkiye'deki avukatlar başörtülü olarak çalışma hayatını devam ettirmeye, duruşmalara katılmaya başladılar. Bundan 3-4 ay sonra ben bir adliyede duruşma bekliyorum. Duruşma salonunun önünde. Genç bir meslektaşım kapıya geldi. Tanışma gereği hissettim. Dediğiniz gibi durumu ölçmek için işte ne kadar oldu mezun ola dedim. 6 ay oldu dedi. Mesleği dedim başörtülü olarak icra edebiliyor musunuz dedim. Aa evet dedi. Bir yasak mı var ben bilmiyordum falan dedi. Ya dedim daha Ocak ayında hani bir YD kararı yürütmenin durdurulması kararı geldi. Ondan sonra biz başörtülü olarak dedim hani duruşmalara katılmaya başladık dedim. Ben bilmiyordum dedi. Peki dedim sen hiç 28 Şubat dönemini duydun mu? 28 Şubat postmodern darbesini duydun mu? Hayır duymadım dedi. Tabii konudan uzaklaşmak istemiyorum ama genç beyinlerin günümüz kuşağının 28 Şubat dönemini, 28 Şubat darbesini maalesef bilmemesi benim içimi acıttı. Ama son cümle de benim içimi acıttı. Dedi ki, velev ki dedi hani başı açık olarak duruşmalara girmesem bile çok da ehemmiyetli değil. Ben başım açık da girebilirdim dedi.